yapacaklar diyor. O gemi kaza yapar. Ya da bir otobüste bir kaptan olur. Diğerleri ne yapacaklar? Direksiyonda bir kişi olur diyor. Buna verilen yanıtlar var. Evet, bir kaptan olur ama onun da yardımcılığı olur. Her işi kaptan yapmaz biçiminde. Tabii bütün bunlar seçimlerde eğer muhalefet Cumhurbaşkanlığını kazanırsa, Cumhurbaşkanı adayı muhalefetin gösterdiği aday olursa, Cumhurbaşkanı olursa, işte o zaman nasıl bir yönetim ortaya çıkacağıyla ilgili. Hem Gelecek Partisi'nden hem Deva Partisi'nden önümüzdeki dönemde hem de Temel Karamollaoğlu'ndan gelecek dönemde 6 siyasi partinin de yönetimde etkili olacağına ilişkin açıklamalar var. Bu açıklamalara yönelik olarak yapılıyor bu değerlendirmeler. Bir de siyasi vesayet deniyor. Yani siz Cumhurbaşkanı'nı seçmiş halk, ona yetkiyi vermiş, onun üstünde bir vesayet kurulu oluşturuyorsunuz diyerek 6 siyasi partinin konumlanmasına yönelik itirazlarını İktidar Partisi'nin duyuyoruz son derece sık bir biçimde. Ama tabii böyle bir karar alındı mı? Geçiş dönemine ilişkin anlaşma sağlandı duyduk da nasıl bir geçiş dönemi olacak? O geçiş döneminde Türkiye nasıl yönetilecek? Burada sarı mı her şey? Kararlar alındı mı? Hem bunları konuşalım hem bu tartışmaların nasıl baktığını değerlendirmesini rica edelim dedik. Cihan Paçacı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı karşımızda. Cihan Paçacı hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun Sayın Orhan. Son dönemin tartışması özetledim, tekrar da etmeyeyim, bizi dinleyenlerin de sıkmayayım diye dinleyenleri de. Böyle bir yönetim biçimine ilişkin iktidardan gelen eleştiriler var. Tabi burada merak edilen 6 siyasi parti lideri bir aday gösterdi, Cumhurbaşkanlığını kazandı o aday. Sonrasında Türkiye'yi nasıl yöneteceğine karar verdi mi son toplantıda? Aslında 6 siyasi partinin bir araya geldiği altılı masa diye de nitelendirilen siyasi partiler ortalama aylık toplantılarını yapıyorlar ve burada birçok konuyu ele alıyorlar. En son yapılan toplantıda önümüzdeki yani 26 Ocak'ta yapılacak toplantıda işte hükümet programı da diyebileceğimiz seçilecek Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin bir şekilde yol haritası ortaya çıkacak ve bu da ayın 30'unda açıklanacak. Dolayısıyla seçilecek Cumhurbaşkanı'nın hangi konularda neyi vaat ettiği de bir şekilde ortaya çıkmış olacak. En son toplantıda bunlar konuşuldu. Tabii son günlerdeki eleştiriler genellikle Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda. Evet, yani Türkiye'yi nasıl yönetecek 6 siyasi partinin lideri? Hepsi yönetimde mi olacak? Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? İstişare kurulu mu olacak? Cumhurbaşkanı onlardan izin alamadan hiçbir şey yapamayacak mı? Hepsinin imza yetkisi mi olacak? Nasıl olacak? Şimdi bunlar konuşulmadı. Konuşulmadı. Hayır, konuşulmadı. Dolayısıyla bu konuda söylenen sözler o kişiyi ve o partiyi bağlayan düşüncelerdir veya taleplerdir, temennilerdir diyebiliriz. En son Sayın Davutoğlu sanıyorum bir televizyon programında 6 siyasi partinin genel başkanlarının imza yetkisi olacak dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makamda olacağını ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının imzası olmadan herhangi bir karar alamayacağı tarzında veya mealen şeyler söyledi. Şimdi bu tabii altılı masada görüşülmediği için bunları doğru kabul edip bunlar üzerinden yorum yapmak yanlış. Ancak ben şu kadarını ifade edeyim. İstişare etmek son derece faydalı bir yöntem ve son derece de kıymetli. Keşke bugün Sayın Erdoğan bu yöntemi benimseseydi. Birçok konuda muhalefetle bir görüş alışverişi yapabilseydi ama tek başına yaptığı icraatlar ve kararlar işte gördüğümüz gibi birçok konuda da hata veriyor. Şimdi demek ki istişare çok kıymetli bir şey. Ancak istişare tercih sebebi olmalı. Şahsi kanaatimdir. Eğer istişareyi mecburi hale getirirseniz buradan vesayet doğar. Altı kişilik bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı
ihdas edilirse o zaman icraatlarda ciddi bir tıkanma meydana gelebilir. Dolayısıyla ben kişisel olarak bu yöntemin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ancak seçilecek Cumhurbaşkanı istişareye önem verir. İşte altılı masadan çıkacağını öngörüyoruz Cumhurbaşkanı'nın, 13. Cumhurbaşkanı'nın. Altılı masadan çıkacaksa zaten altılı masadaki partilerin genel başkanlarıyla da sık sık görüşecek demektir. Ama bu tercih sebebi olmalıdır, bir mecburiyet olmamalıdır. O zaman siyasi vesayete girer gibi bir kaygıyı dile getirdiniz. Bu çok önemli. Çünkü siyasi vesayetle ilgili iktidarın da, yani halkın verdiği yetki varken o yetkinin üzerinde bir siyasi irade ortaya koyarsanız bu bir vesayet olur. İlla vesayet askerli olmaz gibi eleştirileri vardı. Bir nebze katıldığınızda görüyorum yani o görüşe. Şimdi peki nasıl bir yönetim biçimi olabilir? İstişare tercihe bağlı olacaksa 6 siyasi parti var. Ortak aday ortaya koyarlar. O Cumhurbaşkanı adayını da destekleyecekler. Cumhurbaşkanı yardımcılarının mesela her sonuçta son karar Cumhurbaşkanı'na ait oluyor. Bütün siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanı yardımcısı olsa kilitler mi bu sistemde? Yani öyle bir orada sanki yeni sistemde bir yürüyebilecek bir noktada var gibi geldi bana. Şahsi kanaatim kilitler. Çünkü yani yasal olarak zaten anayasa gereği böyle bir şey söz konusu değil. Ama yani yetki sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı'ndadır. Fakat bir beraberliğiniz var. O beraberlik içerisinde çeşitli konularda farklı görüşler olabilir. Olması da gayet doğaldır. Çünkü bu 6 siyasi parti 6 farklı dünya görüşüne sahip, 6 farklı programı olan gruplardan oluşuyor. Dolayısıyla her konuda hiç bir itiraz söz konusu olmadan bir icraatın çıkması mümkün değil. Bu durumda yapılacak şey bunu tercih sebebi haline getirmek ama bir mecburiyet haline dönüştürmemek. Bir güven ilişkisi kurulmalı diye anlıyorum ben sizin. Kesinlikle öyle. Zaten şu anda çok iyi niyetle gidiyor altılı masadaki görüşmeler. Tabii ki zaman zaman farklı düşünceler olacak, farklı görüşler olacak. Olması da gerekli zaten. Eğer olmasa tekleşmiş olursunuz. Tek bir parti hüviyetine dönmüş olur. Dolayısıyla farklı görüşlerimiz olacaktır ve biz de bunları ifade her zaman edebiliriz. Ama bu altılı masa ile altılı masaya zarar verme anlamına gelmemelidir. Yönetim tarzında da yine bir cumhurbaşkanı olacaktır, bakanlar kurulu olacaktır ve belki bir cumhurbaşkanı, belki iki ama daha fazla değil benim şahsi kanaatim. Dolayısıyla cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı bir ya da iki olmalı diyorsunuz. Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı ideali bana göre birdir. Ama en fazla iki olabilir. Dolayısıyla o da Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu arasındaki diyaloğu, Bakanlar Kurulu'ndaki farklı partilere sahip bakanlar arasındaki diyaloğu geliştirir ve ona işlerin iyi yürümesini, doğru yürümesini sağlayacak bir mekanizma o şekilde kurulabilir herhalde. Buna benzer görevleri de üstlenebilir. Bu birden veya ikiden fazla olursa o zaman bir icraatta yavaşlama meydana gelir. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi önerirken parlamenter sistemdeki hataları düzelterek yeni bir sistem önerisi getirdik. Dolayısıyla biz parlamenter sisteme geçtiğimizde icraatlerde tıkanmaya sebep olacak herhangi bir usulü benimsememiz söz konusu olmaz. Şimdi benim anladığım iki şey var Cihan Bey. Bunlardan birisi bir kere muhalefet bugün seçimi kazanırsa bir kere halka verdiği bir takım sözler var. Bu seçim döneminde şimdi veriliyor, sonra da verilecek. Bu sözlerle ilgili olarak ciddi bir icraat ihtiyacı var. Siz diyorsunuz ki o icraatı ortaya koyacak bir yapıyı koymamız lazım.
Yani eğer o olmazsa durum zaten baştan sıkıntılı olabilir. Bir de ikinci sözü var. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirecek ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye bundan sonra yoluna devam edecek. Çünkü tek kişilik hükümet sistemi Türkiye'ye zarar veriyor biçiminde. O süreç ayrı yürüsün diyorsunuz. Ama diğer tarafta bugünkü yönetim biçimi neyse orada icraata da ihtiyaç olduğu için ona uygun bir yapı oluşsun diyorsunuz. Benim anladığım bu sizin anlattığınızdan. Yani tabii amacınız sistemi değiştirmek. Yani altılı masanın zaten kuruluş amacı da bu. Mevcut tek kişiye dayalı, tek insana dayalı sistem yanlış ve 2018'den bu yana uygulanıyor. Her konuda bir kriz ile karşı karşıyayız. Yani bunun tamamını düşünürseniz bir devlet krizi olarak da nitelendirebiliriz bunu. Dolayısıyla getirilen sistem uymadı, doğru olmadı ve bunu süratle değiştirmek gerekir. İşte bu altı siyasi parti bu ortak görüşle bir araya geldi zaten. Şimdi kuracakları hükümette de ilk hedef tabii ki kısa süre içerisinde sistemi değiştirmek olacak. Tamam. Tabii sistemi değiştirmek bizim talebimizde olmuyor. Yani anayasayı değiştirmemiz gerekiyor. Bu bir süreç. Evet, onun için de 400 milletvekili gerekiyor. Tabii çıkacak meclis aritmetiğinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama benim kişisel kanaatim Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefete düştükten sonra sistemi değiştirme talebi oradan geleceğini düşünüyorum. Çünkü bugünkü sistemin yanlışlıklarını orada daha net görecektir. Ve kurulacak hükümet ve Cumhurbaşkanı'nın öncelikli icraatı doğal olarak sistemi değiştirmek olacaktır. Tabii sistem değiştirilene kadar mevcut sistemle işler yürüyecek. Çok da sorun var Türkiye'de. Özellikle evet, ekonomik açıdan evet, baktığınızda yoksulluk evet, ve benzeri hep dile getirdiğiniz. Ama yani gibi. Evet, bu sistemle ne kadar gider bilmiyorum. Ama diyelim ki 6 ay, diyelim ki 1 yıl bu sistemi güçlendirilmiş parlamenter sistem anlayışıyla da yönetebiliriz. Yani istişare ederek biraz önce ifade ettiğim gibi bugün Sayın Erdoğan kimseyle görüşmeden, kimseden bir fikri yardım almadan, düşünce almadan kararnameleri çıkarabiliyor. Kimseyle yetkisini paylaşmıyor. Ama bizim anlayışımız çoğulcu bir demokrasiyi getirebilmek. Dolayısıyla bugünkü sistem içerisinde de anlayış farkını ortaya koyarak daha demokratik bir yapı oluşturabiliriz. Şöyle şeyler konuşuluyor. Bunların bir gerçeklik payı var mı? Yani seçime gitmeden önce bürokratlar belirlenecek. İşte hangi kuruma hangisi gelecek? Çünkü liyakatla ilgili çok eleştiri var muhalefet partilerinden. Merkez Bankası'nın başına bu gelecek, TÜİK'in başına bu gelecek, diğerine bu gelecek, bu olacak, şu olacak falan diye. Böyle bir süreçte devam edebilir mi iş? Şöyle, zaten bini aşkın bürokrat ayrılacak. Evet, Cumhurbaşkanı'nın göreviyle ilgili. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı değiştiğinde otomatik olarak onların süreleri dolmuş oluyor. Yani boşa çıkmış oluyorlar. Dolayısıyla bunlar belirli bir süre içerisinde, ki bu çok kısa bir süre olur, değiştirilecek. Tabii çok stratejik yerlerdeki bürokratları da hızla değiştirmemiz gerekiyor. Bugün atanan bürokratlar liyakat esasına değil, sadakat esasına göre atandığı için bunlarla bizim icraat yapabilmemiz söz konusu değil. Ama tabii ki işlerinde eğer liyakat sahibi, işinin ehli kişiler varsa da devletin devamlılığı açısından onlarla da çalışmamız devam edebilir.
Dolayısıyla bir hazırlığa ihtiyaç var, ciddi bir hazırlığa ihtiyaç hükümet var. Değişikliğinde, cumhurbaşkanı değişikliğinde süratli bir şekilde bürokraside de bir değişiklik söz konusu olacaktır. Bütün bunlar çalışıldı. Bütün bunlar çalışıldı mı mesela bürokrasi üzerine? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. İlk 10 günde yapılacak şeyler, ilk 1 ayda yapılacaklar, ilk 3 ayda yapılacaklar. Bunlar tek tek arkadaşlarımız tarafından hazırlandı. Ayın 30'unda bunun önemli bir bölümü açıklandı. Bölümü diyelim. Paylaşılacaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan, makamına oturan ve bakanlık makamına oturan kişiler önünde bir yol haritası görecektir ve ona göre de icraatlar süratli bir şekilde yapılacaktır. Tabii bu icraatlar öncelikle bugüne kadar tahrip edilen değerlerin düzeltilmesi, tamir edilmesi ve arkasından da yeni icraatlara sahne olacaktır. Peki kolay bir soru sorayım. Kim oturacak ki Cumhurbaşkanı koltuğuna? Çok kolay bir soru sordunuz. Hayır, onu konuşmasak olmaz diye biliyorum. 26'sına kadar zaten bir istişare olacak. 30'unda belki soru şu olabilir. 30'unda Cumhurbaşkanı adayı da açıklanır mı yani o büyük lansmanda? Evet, yani Millet İttifakı'nın veya altılı masanın öngöreceği Cumhurbaşkanı tabii ki o göreve layık, o görevi yapabilecek tecrübeye, bilgi birikimine sahip olacaktır. Tabii ki kazanacak aday olacaktır. Ama bunlardan önemlisi biz sisteme uygun, sistemi değiştirecek bir kişi olacaktır. Yani oradaki kişinin oraya gelecek Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilecek olan kişiden ziyade sisteme bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Anladım. 30'unda açıklanır mı isim? Bilmiyorum. Onu 26'sında toplantıda biraz daha net görebiliriz diyorsunuz. Şubat ayı içerisinde herhalde büyük bir ihtimalle açıklanır diye düşünüyorum. Siz tecrübeli bir isimsiniz. Mayıs'ta mı seçim? Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı hesaplamalara bağlı. O işte Haziran'da yaparsam hac görevini yapacak olanlar var. Onlar da yüz binleri buluyor. Dolayısıyla büyük bir çoğunluğu da AK Parti seçmeni gibi düşünüyor herhalde. İşte imtihanlar var, öğrencilerin işte sınavları var vesaire gibi. Bunların hepsi bence temel gerekçe değil. Temel gerekçe ekonomiye dayanıyor. Bugün işte yapmış olduğu zamların erimesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir an önce seçime gidip bu erime tam olarak meydana gelmeden veya insanlar aldığı paranın da yine satın alma gücünü yükseltmediğini gördüğü anda eskiye dönmüş olacak. Bence telaşları bundan ama büyük bir ihtimalle buna Sayın Cumhurbaşkanı karar verecek. Çünkü meclisten geçme ihtimali yok. Şayet Nisan ayının başında 6'sına kadar bir talepleri olursa biz evet muhalefet diyoruz. Olarak buna evet diyoruz. Ama ondan sonraki tarihler kendilerine yönelik seçimde avantaj sağlayacak bir tarihi tespit edeceklerdir ki biz buna katılmayız. Zaten bugün Meral Akşener de size seçim kazandıracak bir tarih yok diye seslendi. Evet, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Çünkü işte 6'sı deniyor, 14'ü deniyor değil mi? 7'si, 14'ü, 30'u Nisan'ın daha devam ediyor, 21'i falan. 11 farklı tarihten bahsediliyor. Onunla ilgili olarak da biraz da nükteden bir ifadeyle size seçim kazandıracak bir tarih yok. Hangisinde yaparsanız kaybedeceksiniz dedi. Çok süratli olarak soracağım. İki tane sorum var kalan. Bunlardan birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir İYİ Parti, bir de Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için toplantı var. Öyle bir karar aldı iktidar durup dururken. Yani 1700 tane dokunulmazlık dosyası var. Hadi İYİ Parti'den bir tane, CHP'den bir tane alalım dediler ki onlar da böyle hani atla deve suçlama değil, dönem sonuna kalsa dünyadaki adalet duygusu toptan zedelenecek, iki tane dosyadan bahsetmiyoruz. Bu bir politika.
Bu politika devam eder mi? Mesela yani Kemal Kılıçdaroğlu'nda dokunulmazlık dosyası var. Diyelim ki Cumhurbaşkanı adayı oldu ya da başka bir isim aynı şekilde. Yani bu yargı dediğimiz şey son dönemde çokça şikayet ediliyor. Onlar üzerinde de işleyebilecek bir mekanizma haline gelebilir mi? Neye işaret bu iki dosya? Cihan Bey. Bu bir paniğin göstergesi. Seçim kaybetme paniği. Ve rasyonel düşünmeden, rasyonel hareket etmeden her geçen gün uzaklaşıyorlar. İşte İYİ Parti'den Lütfü Bey'in dokunulmazlığının kaldırılmasını tekrar gündeme getirip şehit aileleri üzerinden bir politika evet, çalışıyorlar. Aslında o kişi bir provokatör olduğu da sonradan ortaya çıktı. Ali Mahir Başarı zaten mahkemeye işte saygısızlık falan. Yani, bunlar tamamen bir panik göstergesidir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, şahsi kanaatim bu seçimde artık bundan sonra, Haziran'dan sonra diyelim, Erdoğan Cumhurbaşkanlığını AK Parti'de iktidarı kaybedecektir. Son soru, bu tabii biraz da kritik. 30'undan beri Türkiye eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e yönelik suikasti tartışıyor. Birazdan detaylarını aktaracağım. Bununla ilgili İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı'nın açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı grup toplantısında çok ciddi iddiaları gündeme getirdi. Bir işte Zafer Partisi'yle gerilimi devam ediyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Ama bugün Meral Akşener bu meseleyle ilgili konuşmadı. Bir önceki grup toplantısında ailesinin bu yönde bir talebi olduğunu da söylemişti. Bir yorumunuzu merak ederim. Yani süreçle ilgili, işin siyasi tartışması bir yana, bu soruşturmanın gerektiği gibi layıkıyla kim sorumluysa onu ortaya çıkaracak biçimde yapıldığını düşünür müsünüz? Şimdi her şeyden önce Allah rahmet eylesin. Çok kendini iyi yetiştirmiş bir kişiydi, bir akademisyendi, bir Türk milliyetçisiydi. Tabii ki çok üzüldük. Bugün gerek İçişleri Bakanlığı, gerekse Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çok ciddi bir sorumluluk var. Şayet bu cinayet enine boyuna azmettiricisiyle tetikçisine kadar tamamen ortaya çıkarılması gerekir. Çünkü bu bir siyasi cinayet gibi görülüyor. Dolayısıyla bu sorumlulukların yerine getirilmesini İYİ Parti olarak bekliyoruz. Bugün için söyleyeceğimiz şey, bu iki bakanlığın ve ilgili personelin, ilgili bürokratların bu konuyu mutlaka aydınlığa kavuşturması ve kamuoyunu bu konuda tatmin etmesi olmalıdır. Siyasi dava olduğu için bir kaygı var. Türkiye'de yargının nasıl işlediğine ilişkin de sizin de eleştirileriniz geçmişte olmuştu. Bugün ben evet. İçişleri Bakanı'nın açıklamasına baktığımda biz olayı çözdük diyor. Yani azmettiricisi belli. İstanbul'da 60 küsur yıl ceza almış ama her nasılsa kaçak olarak yaşayan bir isim bu işin azmettiricisi olarak sunuldu Türkiye'ye. Bir de uyuşturucu kaçakçısı aynı zamanda. Tetikçisi belli, getireni belli, götüreni belli, yol göstereni belli. Mesele kapandı gibi. Bir de tetikçi kaldı diyor. Onu da yakalarsak mesele kapandı gibi bakılıyor. Ama genele baktığınızda kulislerde konuşulanlara, emniyetten sızanlara sanki çok tatmin edici görünmüyor mesela. O açıdan sormuştum. Yani şu andaki soruşturma ve açıklamalara baktığımız zaman. Evet, yani şöyle söyleyelim. Cinayeti aydınlatabilirsiniz. Tetikçiyi yakalayabilirsiniz. Ama sebebi önemli. Yani bir alacak verecek meselesi midir bu? Yoksa bir siyasi hesaplaşma mıdır? Bunun ortaya çıkartılmasını kamuoyu bekliyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum Cihan Paçacı. Değerlendirmeler için eksik olmayın. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile konuştuk. Aslında çok önemli şeyler söyledi. Özellikle Altılı Masa'nın çıkartacağı ortak Cumhurbaşkanı adayının Türkiye'yi nasıl yöneteceğine ilişkin.
Daha önce Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları vardı bu konuda. Herkesin imza yetkisi olacak diye, bütün liderlerin istişareyle karar verilecek diye. Temel Karamollaoğlu bir istişare mekanizmasından bahsetmişti. O bahsettiğinde de çokça tartışılmıştı. Bu meseleler altılı masada karar alınmış meseleler değil dedi. Ve şahsi fikrim diyerek bunun böyle olamayacağını da aktardı. Yani icraatın bu şekilde yürütülemeyeceğini, karar alınamayacağını, kilitleyeceğini, halbuki Türkiye'yi daha iyi yönetmek için çaba sarf ettiklerini, bununla ilgili bir yöntem hazırladıklarını da aktardı. Ve bu çerçevede bakıldığında İyi Parti'nin duruşunun en azından Gelecek Partisi'nden ve Saadet Partisi'nden biraz daha farklılaştığını görmek mümkün. Son dönemde bu meseleyle ilgili bir de tabii Deva Partisi'nin ana dilde eğitim, işte yerel yönetimler konusundaki açıklamaları da İyi Parti tarafından tartışmalı bulunmuş ve buna ilişkin de net açıklamalar yapılmıştı. Ona da dikkat çekmek isteriz. Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı diye 83 yaşındaki emekli kor general 28 Şubat davasından tutuklanmıştı. Sanıyorum Alzheimer veya demans hastalığı mı vardı arkadaşlar? Öyle hatırlıyorum, yanılmıyorsam. Daha önce cezaevinde ölümler olunca yeni bir yönetmelik genelge konulmuştu ve bu tip hastalıkları olan hükümlülerin salıverilmesi konusu kolaylaştırılmıştı. Hakkı Kılınç'ın tahliye edildiğini de görmüş olduk. Evet, 5 Ocak'ta hastaneye kaldırılmış ve hastayken de cezaevinde kalmasına müsaade etmemiş. Hiç olmazsa cezaevinde ölümünün önüne geçirmiş, önemli bir şey. Çünkü o kötü sahnelerin tekrar etmemesi bile tek başına dikkat çekici diyelim. O ölüm hadisesi meydana geldiğinde Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar çok can sıkıcıydı ve sonrasında da hızla harekete geçilmişti. Şimdi Sinan Ateş suikastinden bahsettik. Ali Mahir Başarı'yla bir bağlantımız olamıyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. Peki, Ali Mahir Başarı'yla bir konuşmak istemiştik ama o bugün çok yoğun, doğal olarak Karma Komisyonu'ndaki toplantı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeler. Bir açıklaması vardı ama o açıklamayı ben sizinle paylaşayım. Ali Mahir Başarı'nın çarpıcı bulduğum bir açıklamasıydı o da. Şöyle diyor: alnımız açık, başımız dik. Şükürler olsun ki yüz kızartıcı bir iddiayla karşınızda değilim diyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel ve Anayasa Komisyonu sözcüsüyle birlikte basın toplantısı düzenlediler. Biraz...